3 kızım var. Üçünü de okutuyorum. İkisi üniversite okuyor. Bir tanesi 8. sınıfa gidiyor. Şu an en ucuz bir kitabın fiyatı 200-250 lira. Ve ben yetiştiremiyorum. Sabahtan beri buradayım. Düşünüyorum. Satış yapamıyorum. İş olmuyor. Her şey o kadar pahalı ki. Her şey o kadar başına almış gitmiş ki. Şaşırdık artık. Çocuklarımız geleceğini düşünemiyor. Benim 8. sınıfa giden kızım şu an ekonomiyi konuşuyor. Sadece 9 tane defter aldım. 4000'e patladı. 4000 lira. Bir ayakkabı, bir pantolon, bir tişört aldım. 5000'e patladı. Daha var, açık var. Tamamlayamıyorum çünkü. O kadar pahalı ki her şey. Eskiden daha biraz ılımlıydı. Ama gün geçtikçe biz batıyoruz. Gün geçtikçe bir şey alamıyoruz. Gün geçtikçe insanlar neden? Hani diyoruz ya, hırsızlık olur, tecavüz olur, katil olunur. Neden? Yoksulluğun üzerinde olur. Liseye önceden giden kızıma hani rahatlıkla al, üst baş diyelim. Çünkü sonuçta toplum içine giriyor, arkadaşların içine giriyor. Şimdikini alamıyorum. Genel olarak hayat pahalılığı, özelde eğitim pahalılığı, yani kırtasiye pahalılığı, giyim pahalılığı, öğrencilerin beslenme, ulaşım pahalılığı soyut ve uzak kavramlar değildir. Bunlar gündelik yaşamın içerisinde somut gerçeklerdir ve karşı karşıya olduğumuz gerçeklerdir. Yalnız başından şunu ifade etmek istiyorum. Bu hayat zorluğu, bu gerçeklik toplumun bir bütün halinde tamamını etkileyen bir durum değildir. Zenginler için önemsiz bir detaydır. Dar gelirler için ise ciddi bir stres kaynağıdır, bir yüktür. Eğitim, öğretimin açılışı ve onun için yapılan alışveriş bir heyecan olmaktan çıkıp bir stres kaynağına dönüşmüştür. Çünkü ailelerin bu masrafları tam anlamıyla karşılayabilecek ekonomik durumları yok. Bu ekonomik durumların olmayışının nedeni bu bilinmelidir. Şöyle ifade edelim. Özel olarak kırtasiye pahalılığından bahsedelim. Kırtasiye pahalılığının temel nedeni ham maddenin, enerjinin, ulaşımın pahalı olmasıdır. Bu pahalılığın nedeni ise enflasyondur. Enflasyonun nedeni ise tam olarak iktidarın yürüttüğü yanlış ve kötü mali politikalarıdır. Para politikasıdır, bütçe tercihleridir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde iktidarın bu başarısızlığı hayat pahalılığı olarak, enflasyon olarak halka dönmektedir. Ve halk da bu pahalılığı bizzat yaşamaktadır. Bu pahalılık eğitim öğretimde çocukların geleceğini önemli ölçüde etkilemektedir. Eğer materyaliniz, kaynağınız yoksa, sanat alanında, spor alanında, akademik anlamda, ciddi anlamda bir başarı elde etmeniz oldukça zor olacaktır. Eğer öğrencinin müzik için yeterli aleti, araç gereci yok ise ya da bir resim dersi için yeterli araç gereci yok ise o öğrenciden bu alanlarda bir başarı beklemek oldukça zor olacaktır. Gerekli kaynaklara ulaşamayan öğrencilerin aynı şekilde akademik anlamda başarıya ulaşması da zor olacaktır. Dolayısıyla hayat pahalılığı öğrencilerin eğitim alanlarını hem akademik anlamda hem sosyal anlamda hem sanatta hem de sporda ciddi olarak olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu hayat pahalılığının tek nedeni ise enflasyon. Enflasyonun nedeni de AKP iktidarının yürüttüğü başarısız, yanlış ekonomi politikalarıdır. Eğitimsel olarak eğitime ayrılan bütçenin arttırılmasını talep ediyoruz. Arttırılan bu bütçeyle birlikte öğrencilerin kırtasiye giderlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Bunun yanı sıra öğrenciler için bir öğün yemek ve içilebilir suyun sağlanması da taleplerimiz arasındadır. Yine benzer bir şekilde her yıl, her eğitim öğretim yılının başında eğitim emekçilerine, öğretmenlere yönelik verilen eğitim öğretim ödeneğinin arttırılarak bütün eğitim emekçilerine verilmesini talep ediyoruz. Bu şekilde yapılacak bu desteklerle birlikte bu hayat pahalılığı, bu yük verilerin üzerinden kısmen olsun.